Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin ve salavat. Kur'an'da şey söyledi İsmail biraz önce. Şu dersimiz şey, dünkü dersin devamı. Şükür ve hamd arasındaki çelişki. Münasebette konuşuyoruz, ders yapıyoruz veya müzakir ediyoruz, öyle diyeyim. Efele eşkurun, efele eşkurun diye geçiyor. Hamd demiyor da şükür söylüyor. Dünkü derste hatırlarsanız, hamd sistemin adıydı. Dişe vuruşu şükürdü. Sistem insan görmüyor ki, hamd etsin. Adam neticeyle muhatap, meyveyle muhatap. Hamd topraktı, şükür çıkan nimetlerdi. Onun için ortaya çıkan, gözle gözüken, kulakla işitilen, dokunulan, yenilen, içilen Allah nazara veriyor ki buna niye hiç şükretmiyorsunuz? Arkasındaki sistemi ancak alimler anlıyor. Sistemi ancak Kur'an'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah, hamd. Öyle yapmış. Tamam. Netice olduğu için şükür üzerinde hamdın üzerine gözüken nimetler. Şimdi devam edeyim. O soruyu da hem gittikçe daha değişik cevaplar olacağını sanıyorum. Ama mevzuya devam edeyim. Dünkü derse toparladınız mı? Dünkü dersin zihniyetinizi toparladınız mı? Ben şey yapayım size. Vicdan, eylemsel durumu ve bizdeki içsel karşılığı. Vicdan neydi? 4 tane. Ben hemen en sonunda konuştuğumuzu şey yapayım. Vicdanın, soğan kabının en dışında irade vardı. İrade, neticesi ibadetullah, insandaki kazanımı basiret. İradenin, zihnin vardı, zihin. Marifetullah bizde ABCC dirayet. Vicdanda his vardı, dişe vuruşu muhabbetullah. Bizde enfusi karşılığımız feraset. Evet, ABCC DEF feraset. Vicdanda latife-i rabbaniye vardı, dişe vuruşu Müşahadetullah. Enfusi karşılığımız Kemalat. Tamam. Şimdi bu basiret, dirayet, feraset, kemalat hamd'dır. Bunu herkeste olmaz. İbadet, marifet, muhabbet, müşahadetullah, bu da şükürdür. Herkeste olur. İbadet herkeste var. Ama basiret herkeste yok. Peki dördünün bir olduğu var mı abi? Dört olabilir mi? Dört olabilir. Ancak tencereyi getir, basireti koy, dirayeti dağıt, feraseti dağıt, kemalatı art. Dördünü cemet, asil imamlarında en şeyi. Dolayısıyla onu takip edenler de oluyor. Olur tabii, kemalat var. Yani hizmet edenler de, ama derece derecedir tabii. Sizde de var tabii o. Kemalat var tabii. Yani enfusi içsel denge yok mu? Kemalat o. Yani fıtratına hedef göstermek, fıtratın sesine kulak vermek, fıtratına uygun yaşamak. Bu zevke dönüşüyor. Bu böyle olunca fıtrat kendisini, su yolunu bulursa lezzet alır. Kemalat yok mu? Var. Sünde de var. Elhamdülillah. Ve emma bi nimeti rabbike fehdis. Şükür için tadat et diyor üzerindeki nimeti. Tamam. Sende feraset yok mu? Yani böyle birisi geldi dershaneye falan veya dershane gidişatında adam böyle bir teklif getirdi. Abi ders seyredeceğiz, bilmem ne yapalım ama bu arada çocukları da celbedelim. Televizyonu alalım da çizgi filmler şey yapalım, celbedelim. Ferasetini hemen anlıyorsun. Bu ilerisi, ileri virajı. Bu biraz da ileri giderse
Ben burada yoksam başka şey de seyredecekler. Ha, bu feraset anlıyorsun. Aslında hepsi var. Sadece derecek. Hepsi var. Cemi de hamd oluyor değil mi abi? Evet. Yani basiret, dirayet, feraset, kemalat hamdın şubesi oluyor. Hamd en güzel şeylerde Fatiha suresi 15. şuada Fatiha anlatırken hamdı anlatıyor. Mektubatta hamdı anlatıyor. Tamam, hamdı anlatıyor. İşaret-i cazda esas hamdı anlatıyor. Hamd her bu hamd meselesi. Şükür de mektubatta bir yerde var. Şükür. Nimetleri nazara verilen yerlerde şükür kullanıyor. Mesela nimetteki kokular, tatlar, şükrün tatmakları şükrü davet eder diyor. Şükre davet eder. Ama hamd hakkında çok acayip bir şey diyor. Mesela hamd daha köken olduğuna dair bir şey göstereyim size. Şualar bu değil mi? Bazıları diyecek ki ne biçim ya bakkal kitabının eski bakkal veresiye defterleri vardı, ona benziyor. Benim gözüm biraz şey olduğundan dolayı benim kendi kitabımı fotokopi çektirmişim, büyütmüş. Risale. Bazıları merak ediyor ne okuyor falan. Merak etme, İncil okumuyor. Neyi açacaktık dedim, ne diyordun? Şu an. Hamd'la ilgili bir açıklam şu an. Hamd'ı anlatıyor kendini. Bak şimdi, çok ilginç bir yer. Çok ilginç. Pek ilgiyi çekmez, pek bu ders olmaz. Pek yapılmaz yani bu yer. Sayfa 753 şu anlarda. Felsefe her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, nurani bir gözlüktür diye devam eden mevzuda. Tamam, burada hamdı anlatıyor. Tamam, hamdı anlatıyor. Hep hamdı anlatıyor. Tamam. Eylemse mesela geliyor diyor ki, bak şurada geleyim. Nuru iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki. Yani hamd soyut nimetlere daha çok kapsıyor. Soyut derken abi. Yani düşünsel, ruhsal, enfusi, içsel. Öteleri ruhsal tarafa anlatıldığı zaman kullanır. Şükür ise somut, realite, dışa vuruş, tutulan şeylerden bahsediyor. Mesela bak, nur-u iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı, yani mesela hamd hakkında bir lügat yazacaksın. Hamd, eğer çok veciz istiyorsan, hamd soyut, soyutlanmış. Yani maddede olup madde olmayan. Mesela ayna maddedir ama aynada gözüken güneş madde değil. O güneşten bahsedilince hamd, onu gösteren ayna şükür. Şükür, yani ayna güneşi gösterdiği için değerlidir. Şükür hamdı gösteriyor. Çünkü aynadaki güneş, semadaki güneştir. Anladık mı? Mesela aynadaki güneş soyuttur. Ayna somuttur. Onun için birbirine ayırmak. Çünkü güneş çok şiddetli vurunca ayna gözükmüyor. Gözüken güneştir. O zaman hamd deniliyor. Oysa o güneşi gösteren ayna güneş değildir. Aynadır. Gözükmeyen bir yer var orada. O şükürdür. Şimdi ona ait bak. Bu noktadan bir bakın okuyacağım yeri. O yüzden mesela kafirler de istemeyerek şükrediyor. Görünmüyor aslında. Evet. Evet. Hani bir yer mesela istemese de bir şükür var o lezzet olarak. Evet, evet. Ama yani, görünmüyor. Görünmüyor. Nuru iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı somut değil. Tamam mı? Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle bir nimettir ki Allah'ın varlığı nimetmiş. Elma da nimet, Allah da nimet. Çok tuhaf değil mi? Yani insanı düşünce olarak yürütüyor böyle. Bak bakalım. Yani sen elmaya nasıl ihtiyaç duyuyorsan Allah'a ihtiyaç mıdır? Sorusu burada var. Oradan çıkıyor. Oradan tabii çıkıyor. Buradan çıkıyor. Allah'a ihtiyaç mıdır? Ya ne diyorsun ya kardeş? Allah'ı inkar edenlere bağırmıyorsun da bana niye bağırıyorsun? Ben de onlara diyorum ki ihtiyaç mıdır? İnkar ettiğiniz Allah bakalım ihtiyaç mıdır değil midir? Camide yapıyorum bunu.
din ihtiyaç mı? Böyle bir ders var biliyor musunuz? Yani peygamber ihtiyaç mıdır? Evet. Allah ihtiyaç mıdır demedim de korktum, tamam mı? Korktum yani böyle bir ders ismi koysam Allah ihtiyaç mı ne diyor ya? Bunu, Allah Allah dinsize bak ya diyecekler diye. Ama peygamber ihtiyaç mıdır? Çünkü biz cinstendir peygamber. Allah biz cinsten olmadığı için onu diyemedim. Ama var yani. Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde. Allah'ın varlığı nimetmiş ya. En büyük nimet Allah'ın varlığı. Yani Allah varlığı derken senin alemdeki Allah. Sen kabul etsen de etmesen o zaten var. Senin alemindeki Allah senin için nimettir. Tamam mı? Öyle fevkinde, öyle büyük nimettir ki, Allah'ın varlığı nimettir ki, sonsuz nimetlerin envanı, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atilerin ikram edilmiş olanlar, neler maddi manevi sana verilmiş atiyelerin sınıflarına havi bir menba, bir kaynaktır Allah'ın varlığı. He. Binaenaleyh zerrat-ı alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. Suyut. İmana hamdü sena etmek bir borçtur. Mesela birisi sana iyilik yaptı. Şükra. Teşekkür ederim. Şükrederim. Hamd ederim diyor musun adama? Elma verdi. Hamd ederim. Şükrederim. Teşekkür ederim. Ona dua gibi gözükürken Allah'a şükrediyorsun aslında. Teşekkürler. Allah yani şükreder. Demek ki binaenaleyh zerrat alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. Hamdü sena. Şimdi başka bir şey de göstereceğim size. Abi hamdla hamdlu sena arasında bir şey var mı? Yani hamd içeride hissedilen. Hamdü sena ise hamdını dışarıda ifade ediyorsun. İçeridekini dışarıya çıkar. İfade ediyorsun yani. Hamdü yani, sena. Övgülü oluyor. Yani. Övgü etmek yani. Hani duayla münacat gibi bir şey oluyor. Çok güzel. Aynen, aynen. Çok güzel. Münacat hamddır. Dua şükürdür. Senadır. Bak şimdi. O zaman mesela bir tanıdığımız geldiği zaman bize işte nasılsın dediği zaman kimileri hamdolsun iyiyim diye, kimi şükür olsun iyiyim diye şimdi. Evet. Hangini dememiz lazım orada? Hangi ruhuna en yakın yani sen yapısına bunu bilenler için hamdü sena olsun iyiyim. Şükürler olsun iyiyim. Çünkü peygamber şöyle demiş, muhataba göre demiş. Nasılsın ya Resulallah? Elhamdülillahi ala külli hal sivel küfrü ve delal. Hamd kullanmış. Hamd kullanmış değil mi? Yani lemalarda geçiyor. Hamd-ı sena olsun demek daha eftal oluyor. Tabii. Bak şimdi. Nerede iman ruhu aralarında neden söyleyeyim? Şurada da bir cümle. Diyor ki hamd ettin değil mi bir şeye? Hamd edebildiğin için hamdine de bir hamd et. Hamd da hamd ister diye geçiyor. Hamd şükür istemiyor. Hamd da hamd istiyor. Evet, anne hani çocuğuna mesela hamd şükürler isterler. İşte bu gibi zevkler birer nimet hamdir. Nimettir hamd ve şükürler isterler. Şurada bir yerdedir ama neyse mesele o anlaşıldı. O hamd edebildiğin için o hamd da hamd. Hamd isterler. Hamd, onu görseydim iyi olacaktı da, tamam. Abi sayfa 755'te. 755. Allah'ım. En sonda tutur abi. İhtar diye bir şey yapıyor. İhtar. Bakayım ihtar. 755. Nur iman ile ihtar nerede? İhtar diyor, mezkur zulmetleri izale eden iman nimetine elhamdülillah diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan ona da bir hamd lazımdır. Ha buldum.
Özgür zulmetleri izale eden iman nimetine elhamdülillah diye dilen hamd dahi, yani nimete hamd edebildin mi? Nimete hamd edebildin. Edebildiğin için o nimete hamd edebilmek bir nimettir. Hamd edebilmek nimettir. Nimet değil bak. Nimet somuttur. Nimete hamd edebilmek bir nimettir. O zaman hamd edebildiğin için o hamda da bir hamd et. Olduğundan ona da bir hamd lazımdır. Bu ikinci hamda da üçüncü bir hamd, üçüncüye dördüncü hamd, dördüncüye beşinci hamd ve hellüme cerre. Böyle çekip gider. Hamd böyle silsiledir. Tamam mı? Çok ilginç tabii. Hamdın kaynağı somut olduğunu. Şimdi bu dünkü dersi böyle hulasa ettikten sonra şimdi bir yer okuyorum. Yani hadsiz şükür, şükürsüz hamd olmuyor. Bak, yani şöyle özür dilerim. Hamdsız şükür. Hamd olmayan, yani dibi olmayan üstü yoktur. Mesela ceset şükürdür, ruh hamddır. Ruh kaldırırsan ceset de yok. Hamdsız şükür yok. Şükürsüz hamd olmuyor. Biri birisiz olmuyor. O kadar iç içe ayırt etmek çok zor. Yani şükürsüz de hamd yok, hamdsız da şükür yok. Ama camit itibariyle hamd daha arkada. Tamam. Fakat yaşarken biri birisiz olmaz. Efele eşkurun, efele eşkurun. Ve öteki tarafta elhamdülillah Rabbil Alemin hamdla başlıyor. Güneşin aynadaki şiddeti zuhurundan ayna güneş dendiği gibi. Ağustos'ta güneş o kadar şiddetli ki, Ağustos'ta güneş o kadar şiddetli ki ayna yok oluyor. Şiddeti zuhurundan ayna güneş denilir. Muhyiddin Arabi o güneş aynayı görmediği için güneşi gördüğünden aynaya güneş dedi. Bu arada bunu da izah etmiş olalım. Vahdet-i vücut böyle çıkmış. Maddede madde olmayanı o kadar şiddetli görmüş ki madde yok olmuş. Nasıl yok olmuş? Bu örneği unutmayın. Temmuz-Ağustos'ta güneşin şiddeti zorundan, bak şiddeti zorundan gizlenmiş. Aynaya vurunca aynaya bakamazsın böyle. Ayna yok ki, parlak bir güneş var burada böyle. Ayna kimse, güneş var. O aynaya güneş dedi. Hemoos dedi. Oysa hemoezostur. Ondandır, o değildir. Bu arada vahdet vücut kaynağı bu mu? Güneşin aynadaki şiddeti zorundan aynaya güneş denildiği gibi şükür aynasında hamd gözüküyor. Aynada gözüken güneşi semadaki güneşe nispet edilince ne aydır ne de gayrıdır. Yani eğer güneşsiz, semadaki güneşsiz, aynadaki güneşi asıl alırsan aynada gözüken güneş şükürdür. Onu gösteren arkası hamddır. Çünkü hamd daha enfusi, daha soyut. Ama ne zaman? Güneşi kabul etmesen semadaki. Eğer güneşi kabul edersen, aynadaki güneş onun olduğundan, bu sefer bu aynada ayna şükürdür, sema haşa Allah'a şey yapalım, Allah, ayna insanın ruhu, aynada gözüken feyizler hamdır. Ama hamd şükürde gözükmüş. Efela yeşkurun bundan. Ama güneşi pergeli koyarsan, güneş unutursan şükür daha enfustedir. Ondan karışıklığa sebebiyet veriyor. Şükürle hamd arası. Ama üzerinde değişik örneklerle şapınca oturuyor gibi. Bunu da ayırt eden sadece şey mi oluyor abi? İnsandaki bu ilim, tefekkür mü oluyor? Tefekkür tabii. Yani mesela Risale-i Nur'u okumuş, olmuyor gene. Niçin olmuyor? Muzakere yapacak böyle, muzakere.
çalışacaksın. Bak not almış. Adam diyecek ki nereden okuyorsun kardeşim? Nereden okudun? Bir, işaret hücazda. İki, 15. Şubat'ta. Üç, mektubatta. Ondan sonra şükürü de malum mektubatta. Şükür risalesinde. Okudum, çalıştım. Notlar aldım. Günlerce, haftalarca çalıştım. Çarşamba enfusi derste bunu arkadaş, onlar da çalıştı. Muzakere ettiler. Oradan çıkarttım. Notlar. Ha? Yani nasıl çıkıyor diye sordun ya, ona cevap vereyim diye. Yani çalışılarak çıkıyor. Çalışmadan bir şey verilmiyor ki Bülent. Yok ki yani. Ne var ya? Yani? Paldır küldür diye geldim. Evet arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak bize. Metalekum veli enamikum. Allah'ın bu kadar nimetlerini böyle. Gene nimet. Metalekum veli enamikum. Bak tabiriyle bütün esbab. İcat kabiliyetin az edip manender size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. O suda size ve hayvanatınıza acıp şefkat edip rızık yetiştirme kabiliyeti olmadığından su gelmiyor gönderiliyor demektir. Vesaire. Bakın harika bir yer. 423 o çıktı. Hamdülillah şükür. Gene mi? Evet arkadaşlar ne çıktı diye böyle ders olmaz. Yani olmaz derken kaydı değil ama yani ders değil yani. Adet yerine gelsin diye. Kardeşim bunu alacaksın. Alacaksın kalem, kağıt. Çalışacaksın. Bu nerede izah? Mektubatta açacaksın. Notlar alacaksın. Bak bu sabah yaptığım derslerin notları. Rastgele atış yok yani. Sayfalar biliyor musun? Bunlar sayfalar. Yani kesin bildiğim yerlerin dışındaki sayfalar bu. Unutabileceğim sayfalar. Kesin okuduklarım yazmıyor. Bildiğim. Bu sayfalar, 8 yer. Çalışacaksın. Ondan sonra çıkıp emeğe hakaret edeceksin. Nereden çıktı? Emeğe hakaret ediyorsun yani. Ne mi açıyorsun ya? Kapat dinleme ya. Niye insanların midesi mi? Niye emeğe hakaret ediyorsun? Niye emeği hor görüyorsun? Niye Allah'ın çalış, ikra ve risalinin Ma'akik, ma'aniye, bir hayri tümümet, manaları cemet, topla, bir araya, getir, araştır. Bir hayri tümümet, o zaman hayır tamam olur. Öyle diyor, Cecilyetisi'nde. Araştır. Ustad da 56. sayfa Kastamonu'da. Bir araya getirin diyor, manaları bir araya getirin. Haşir hakkında şu parça, şu parça, şu parça da şu. Mektubattan, lebalardan azim, şunları şunları bir araya getir. Mükemmel bir şerviza olur. Asay Musa toplamadır. Müstakil değildir. Asay-ı Musa külliyattan toplama yapılmış bir kitaptır. El şeyi. Yani bu arada da onu da belirteyim. Dikkat etmek lazım. Emeğe hakaret etmemek lazım. Nankörlük unvanını alırız. Nankör oluruz. Emeğe hakaret etme. Saygısızlık gösterme. Yapmıyorsan yapana bari saygılı ol. Aynada gözüken güneşi semadaki güneşe nispet edilince aynadaki güneş semadaki güneşe nispet edilince aynadaki güneş güneşin hassiyetine sahip olduğundan hassiyetine aynadaki güneşe ne aynıdır ne gayrıdır. Aynı değildir gayrı da değil denilir. Onun için aynadaki güneş aynadan öncedir. Aynadır ve aynayı göstermez boyaladığı için. Yani güneş aynaya mahkum değil. Ama aynadaki gözüken güneş aynaya mahkum. Semadaki değil. Onun için bazen şükürsüz hamd olmuyor. Aynasız güneş olmadığı gibi. Bu da benim şükür ifadesiydi. He? Bu da bir şükrün ifadesiydi. Şu. Hı. Şükürsüz hamd olmuyor. Yani aynasız güneş olmadığı gibi. Evet, aynada gözüken güneş değil. Aynada gözüken güneş aynadan öncedir ama aynanın sonunda gözüküyor. Meyvenin, ağacın sonundaki meyve. Evet ağacın bütünlüğüdür ama ta geçmişini taşıyor. O ağacın bütünlüğünde gözükür. Yani meyve hamdolsa ağaç şükür olur. Aynadaki güneş şiddeti zuhurundan sanki güneştir. Tabii ki değil ama şiddet-i zuhurunda o zannedilmiş. Niye? Çünkü
Aynadaki güneş aynayı kapatmış, göstermiyor olduğundan. Kafirler aynayı da görmüyor. Kafirler aynadaki güneşi parlak ya çok Murat. Şöyle baktın, senin adın neydi delikanlı? Maruf. Maruf. Şimdi aynaya Temmuz Ağustos'ta gündüz 12'de aynayı koysan güneşe, ayna gözükmez ki. Orada parlayan bir güneş olur. Hı. Kafirler aynada aynayı görmüyorlar. Aynayı kaplayan şiddeti güneşi görüyorlar. Diyorlar keşi budur. Parlaklık diyoruz ki aynadan yansıyor. Ne aynası? Budur işte diyor. Her şey budur. Aynada güneş de budur. Yani ne güneş arıyorsun semada? Ağır güneş. Görmüyor musun? Aynadaki güneşi hakiki güneş sahneden kafir. Bak bu arada bu derste bir Vahdet-i Vücut Muhittin Arabi'nin zafiyeti nerede olmuş? Bir de kafirlerle bizim aramızdaki zafiyet çıktı. Şimdi semadaki güneşi görmediği için al sana güneş. Ne arıyorsun güneş kardeşim? Aa işte. Ya nasıl anlatacağız semada? Ne seması? Aa işte. Güneş de budur, ayna da budur. Ama aynayı görmüyor. Eğer kafir gözüken aynadaki güneş kaplamış ya onu. Göstermiyor. Aynayı görse aynanın olmadığını anlayacak o güneşin ve semadaki güneşe geçecek. Bizim elimizden geldiği kadar aynadaki gözüken güneşten aynayı ispat etmeye çalışıyoruz. Onun eseri değildir diyoruz. Oldu mu abi? Çok güzel oldu abi. Kafirle aramızda da o. Peki Muhittin Arabi ne iş yapmış abi oradan? Nasıl? Muhittin Arabi aynı şey yapmış. Demiş ki... O da aynı şeyi görmüş aslında. Aynı şeyi görmüş ama onun adına bir tanesi sebep adına Allah'ı inkar etmiş... Ötekisi Allah adına sebebi inkar etmiş. Bir tanesi sebebi ilah yapmış, ötekisi sebebi reddetmiş. Ama aynı yerden. Her şey odur demiş. Aynı yere. Muhittin Arabi de her şey budur demiş. Tabiat tanıstan da budur demiş. Aynı yer. Burada karşılık. Şey demiş ki, Hallacı Mansur, Hallacı Mansur'a şeytan demiş. Onunla görüşüyorlardı. Ya sen de Enel Hak dedin, ben hakkım. Ben de Enel Hak dedim. Sen veli oldun, ben şeytan oldum. Niye demiş? Ne farkımız var? Aynı şeyi söyledik dedi. Hallacı Mansur dedi ki, Enel Hak derken ben önüme Allah'a koydum. Sen Enel Hak derken önüne kendini koydun. Çok güzel mesele abi. Anladın mı? Çok acayip. Ama Muhittin İbni Arabi semadaki güneşin farkında mı abi değil mi? Semadaki güneşi görüyor bunu. Bu diyor, bu canlar yok diyor. Bu hepsi aynı güneşin dedi. Timsalleri aynıdır. Cammam yok diyor. Ama kafirler semadaki güneşten hiç haberi yok. Yani. Ama Muhiddin Arabi semadaki güneşi adına yani her şey güneştir diyor. Ha. Her şey güneştir. Yani Allah'ı biliyor, yani güneşi biliyor Muhiddin Arabi. Aynayı bilmiyor. Aynayı bilmiyor. Aynayı bilmiyor. Onda yansıyan... Kafir de aynayı bilmiyor. Muhiddin Arabi de aynayı bilmiyor. Kafir ama yukarıdaki güneşi de bilmiyor. Yok. Ha. Muhittin Arabi yukarıdaki güneş adına buradakileri aynıdır diyor. Sizler yani. Allah çok güzel. Şimdi açıklamam. Çok oldu değil mi abi? Çok ince bir fark. Peki. Çok ince bir yani. Bu işte anladım, üstad da diyor ki bu ince farkı diyor anlayıp da söyleseydi zındık olurdu. Onun zındık demiyor da sukutuna sebep olurdu. Anlayıp dese anlamadığından dolayı söylediğinde mazurdur. Şuursuz söylediği için. Adam da şimdi biz inkişaf edeceğiz diye Vahdet-i Vücut kitaplarını alıyor. Lan aldanmış adamın kitaplarıyla şey yapacaksın. Evet o mazurdur çünkü şuursuz burada şey yapamamış, aynayı görememiş. Aynadaki güneşi görünce güneş yukarıdaki güneşi aynı sınır demiş. O büyük gözükmesinin sebebi küçük bu aynı. Hatta ikisi aynı büyüklü de semadaki güneş de bu kadar. Aşağıdaki güneş de bu kadar ya. Ama yaptığı gene Halit abi onun yaptığı. Ama kafirlerinki değil. Nasıl? Mesela onun aynaya baktığı zaman gene hamd'i görüyor mesela. Muhittin Arabi'de de hamd vardı yani. Hamd, tabii tabii. Hamd vardı. Allah hesabına esbabı inkar ediyor. Bak Allah hesabına aynayı inkar ediyor. Hani güneş hesabına aynayı inkar ediyor. Tabiat perestler ise önde gözüken güneş adına aynayı inkar ediyor. Muhittin Arabi semadaki güneşten dolayı aynayı inkar ediyor. Kafirler ise aynadaki gözüken güneş adına ayna inkar ediyor. Evet. Bir daha. Muhiddin Arabi semadaki güneşten dolayı ayna inkar ediyor.
tabiat perestler aynadaki gözüken güneşten dolayı ayna inkar ediyor. İkisinin inkar ettiği yer aynı. İkisi de aynı güneş göz gibi gözüküyor. Birisi sabahdaki güneş, yerdeki güneş. Çok acayip. Şimdi ne diyeceksin? Ehl-i sünnet ve cemaat ise üçünü birden görüyor. Güneşi görüyor, aynayı görüyor, aynadaki güneşi de görüyor. O zaman bu derste ne olur? Ehl-i sünnet, vahdet-i vücut, tabiat perestlerin aldanma ve iata şeysini diyebilirsin. Yani bunun şekli bile çok güzel çizdiler abi. Ha, hakikaten. Şekli bile çok güzel çizdiler böyle. Vahdet-i vücut, inkar, ehl-i sünnet. Hakikaten ya bu asla şema olur ve çok basit ya. Çok basit indirgendi. Niçin? Yine kimden ne aldımsa söylüyor. Einstein şöyle demiş buna. Bir insan bir mevzuyu ne kadar iyi anlarsa o kadar kolay anlatır. Ya bu derin mevzudur arkadaşlar deyince anlamamış. Evet. Maalesef. Çünkü çalışmıyor. Ben de öyle anlamamışım. Dün birisi sordu. Ha dün zan. Sana 15 gün oldu çalışalı. Daha dibimi getiremedim. İhatem yok. Ha lügat sorarsam bana ne soruyoruz? Zan. Ama konuşmaya kalksam bir saat konuşurum. Ama ben bile tatmin değilim. Niye? Sana da araştırmamışım. 15 gün oldu araştıralı. Dibine geleceğim, ihata edeceğim, tatmin olacağım, söyleyeceğim. Ben tatmin olmadığım şeyi söylemem. Diyemem. Sorarsan bilmiyorum diyor. Bak şu anda zanı sordum, bilmiyorum. İhata etmemiş. Ama tahminlerim, tasavvurlarım bir sürü var tabii. O bana. Tamam. Çalışıyorum, dışarı çıkaracağım. Peki bunda neyi kastediyorum? Neyi söylemişsem emin olduğum şeyi söylüyor. Ve külliyattan ispat edebileceğim şeyleri söylüyor. Bu ayna misalini latif nüktelerden çıkarttım. Kafirler aynayı da görmüyor, aynayı kaplayan şiddetli güneşten dolayı bu güneştir diyor. Aynada gözüken güneş demiyor. Güneş budur. Tanrı budur. Her bir atoma ilah verdi. Aynı oradaki güneş atom gibi düşün. Parlayan atom. O yapıyor diyor. Görmediğim şey inanmıyorum diyor ya. He. Ama burada da zındık bazı gafiller de var. Mesela görmediğime inanmam. Ben görmüyorsun aynaya mı? Ayna yok mu? Ona da cevap olsun. Şiddetli zorundan aynayı kaplamış ışık görüyor musun? He. Aynayı görüyor musun? Yok. Kim görür ki o şiddeti? Zaten bak hayalen ben söylerken benim gözüm bile kamaşıyor şu anda. Bak orada güneş, ayna dursa, çok şiddetli güneş vursa, ayna gözükür mü? Yok. Görmediğin, aynayı görüyor musun? Yok. Peki diyorum ki görmediğine nasıl inanıyorsun arkada ayna var diyorsun? Aklen diyorsun ki burada ayna olması lazım. Çünkü bu güneş olamaz. Bu da çok güzel bir misal. Görmediğime inanmıyorum. Görmediğime inanmıyorum. Çünkü niye? Gösterenler gözükmezler. Çünkü gösterenler kendilerini gösterselerdi, gösterdikleri gözükmezdi. Bunu yaz. Gösterenler gözükmezler. Eğer gösterenler gözükseydi, gözükenler gözükmezdi. Ayna güneşi gösteriyor. Yani aynadaki bak şimdi, ayna güneşi gösteriyor. Ayna güneşi gösteriyor. Eğer bu gözüken güneşi ayna kendisini gösterseydi o zaman güneş gözükmezdi. Şöyle diyeyim. Ayna güneşi tuttuk. Bu ayna gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ha, ayna gösterdiği için kendisi gözükmüyor. Şimdi gösteren aynayı görmek istiyorsak çevir. Güneşi çevirme. Evet, göstereni gördük ama gösterdiğini görmüyoruz. Tamam. O zaman Allah her şeyi gösterdiğinden dolayı kendisi gözükmüyor. Eğer her şeyi göstermek istediği için kendisi gözükmüyor ayna gibi. Esma ayna gibi. Eğer kendisi gözükse o zaman gösterdikleri gözükmez. Yani aynayı görmek istesek aynayı güneşten çek. O zaman aynada güneş gözükmeyince aynayı görürsün. Eğer aynayı görmek istiyorsan güneşten çevir yüzünü. O zaman göstereni görürsün. Allah gözükür.
Eğer ayna güneşi gösteriyorsa kendisini göstermez. Hem güneşi gösteriyor ayna, hem ayna gözüküyor. Olur mu? Bak, şu aynada güneş var. İbrahim, anlamadın. Bu ayna var mı? Aynada güneş gözüküyor mu? Sen diyorsun ki burada güneş var. Şüphe yok. O şiddette aynada gözükse, o zaman gösterdiği güneş gözükmez. Ayna kendisini gösterse şöyle yapman lazım. Şimdi güneş vuruyor ya buraya. Çevir. Ha, güneşi göstermedi. Çünkü güneş vurmadı ya. Göstereni görüyoruz. Aynayı görüyoruz. Aynanın gösterdiği güneş var mı? Yok. Aynanın gösterdiği güneş olmadığı için göstereni görüyoruz. Eğer aynanın gösterdiğini göstermek istiyorsak güneşi tut. Ayna gösterdi. Güneş, semadaki güneşi buraya indirdi. Ve buradan görüyoruz. O semadaki güneşi zahmet etme, bakma, buraya bak. Ayna güneşi gösterdiği için kendisi gözükmüyor. Eğer bu gösterdiği güneş gibi kendisini göstermeye kalkarsak gösterdiğini göstermez. Artık ne anladınızsa? Yani ben hocam o zaman şöyle bir örnek, biz Allah'ı görmüş olsaydık o zaman Allah'ın bize sunduğu nimetleri görmeyecektik. Gerek görmeyecektik onu. Çünkü diyecek biz zaten Allah'a ulaşıyoruz, görüyoruz. Onun nimetlerinden yola çıkarak ona ulaşmaya çalışmayacaktık, çaba göstermeyecektik yani. Yani bir kere her şeyi gösteren, yani kendisi gösterdiği için kendisi zemin oluyor zaten. Nimetlerini gösteriyor. Yani ona bir anda ulaştığımız için zaten o hedeften sapmış olacağız. Yani anladın mı? Çünkü gözükenler muayene olanlardır. Muayene olmayanlar gözükmezler. Bir anda her yerde olanlar hiçbir yerde olmadıkları için bir yerde olup da gözükmezler. Ses gibi. Her şeyin kaynağı olanlar bir şey olamazlar. Bir şey olunca biz görürüz. Şunu görürüz. Ama karıncayı buraya koy, kalemi göremez. Ama kalemdedir. Kalemi görmesi için kalemin dışında olması lazım. Dağda olan dağı göremez, dağın dışında olması lazım. Neye benziyor? Buzda su gözükmediği gibi. Çünkü su buzu gösteriyor. Eğer ben suyu görmek istiyorum diyorsan buz ortadan kalkar. Buz suyun sıfatıdır. Bu mevcudat da Allah'ın sıfatının dışa vuruşudur. Eğer bir daha söylüyorum, buzda suyu görmek istiyorsanız o zaman buz ortadan kalkar. Isıtacaksınız. Buz yok. Su buzu göstermesi için su gözükmemesi lazım. Ne yapayım İbrahim? İki tane örnek verdim. Tamam, peki başka bir örnek de vereyim abi. Abi başka şeyleri de şey yaptım. Ceset ruh ilişkisi. Odun içindeki duman nur ilişkisi. Eğer mutlak olan odunda bulunan ısıyı görmek istersen odun ortadan kalkar, yakman lazım. Odunu yaktın mı nuru, ışığı görürsün. İçini görmek istiyorsan odundan feragat edeceksin. Odun ortadan kalkması lazım. Allah'ı görmek istiyorsan varlıktan çıkman lazım. 18 gün halinde birine muhatap edemezsin. Yani. Güneş ay kadar yükselip ondan sonra güneş kadar gözün olacak ki o zaman görürsün. Neyse, tamam. Bu antika bir şey oldu. Çok şeylere kapı açmıştır zannediyorum. Şurayı bir de okuyayım. Kafirler aynayı da görmüyor. Aynayı kaplayan şiddetli güneşten dolayı. Müslümanlar o güneşi görünce derler. Aynadaki güneşi görünce derler ki bunun müstakil vücudu yok. Şu güneş gözüküyor ama kendinden kaynaklanan bir vücudu yok bu güneşin. Bu aynada tezahür etmiş diye itikat eder. İtikat burada. Aynadaki güneşi vücudu yok. Burada gözükür diye ne yapar? İtikat eder. İman değil bu. Bu itikattır. Aynadaki güneşin aynanın olmadığına itikad eder. Sonra bu itikadı semadaki gayb olan güneşe çevirir. Gözükenden aslına bakınca iman olur. Çünkü güneş gaybtır. Tepemizde ya, gözükmüyor. İman gaybadır. Gözükene iman etmek iman değildir.
itikattır. Onun için kabre üç tarzda girilir. Burada amelden bahsetmiyor. Çok önemli bir tespit bu. 30 sene sonra Allah'ın ikram ettiği bir nimeti söylüyorum. 142 sözlerdir. Envar'a göredir tabi sayfa. Kabre üç tarzda, üç yolda girilir. Biz kolaydır diye her gelen yenilere bunu okuruz. Ben ya. Oysa el cahilun cesur, cahil cesurdur. Anladığım zannıyla şey söylemişiz. Nedir o? Birincisi, orada amelden bahsetmiyor. Amel yok orada. İtikattan bahsediyor. Üç çeşit itikattan bahsediyor. İtikat. Bir, itikat imana dönüşmüş. Birinci yol, kabre ehli iman girecek. Sebabı günah. Sebaptan bahsetmiyor. Amelden bahsetmiyor. İmandan bahsediyor. Birincisi ehli iman. Ehli iman kategorisinde olmayan hiçbir şey ehli iman değildir. Nereye koyarsan koy. İstersen üçe koy, istersen üçe koy, istersen ikiye koy. Ehli iman kategorisinde olmayan bir şey ehli imandan değildir. Ondan sonra derecelenir. Misal veriyorum. Beyazıt Camisi'nde şeytan geldi, elimi tutuyorum. Şeytan geldi dedi ki, sen Kur'an'ı çok âli kabul ediyorsun. Kur'an'ı Allah kelamı kabul etme, beşer kelamı kabul et, bakayım onuru görecek misin? Memnun diyor. Beşerden hiç kimse Kur'an benimdir demedi. Allah benimdir dedi. Var mı insanlardan bir tanesi Kur'an benimdir diyen? Yok. O zaman kim benimdir diyorsa onda dursun. Olmadığını ispat et sen diyor. İşini bitiriyor. Sonra diyor ki baktı yemedi. Hayvan terli. Şeytan dedi ki tamam tamam kızma. Allah'ım deme. Beşerin de demeyelim. Ortadan farz et. Bir gerizekalı şeytan diyor. Şimdi Allah'ın olmadığı şıkkın dışında nereye koyarsan koy, ister buraya koy, ister bu. Burada olmayan bir şey bunun dışındadır. Dedi. O şeytan defoldu gitti. Aynı kanun. 142 kabre üç tarzda, üç yolda girilir diyor ya, orada amelden bahsetmiyor, imandan bahsediyor. Üç tane kategori koyuyor. Ehli iman. Tamam, ehli iman kategorisinde değilse değilsin başka. Nereye koyarsan koy. İman değil o. İkinciye itikat koyuyor. Üçüncüye küfür koyuyor. Merdiven gibi küfür, itikat, iman. İtikat aklidir, iman kalbidir. O da diyor zaten itikat ettiği gibi inanmadığında. İtikat ya. İtikat nereden geliyor? Dimadır. Bak yapayım soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri gireyim. Dima. Tahayyür. Dima mertebesi. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Gir içeriye. Tasavvur. Gir içeriye. Tahakkur. Tasdik. İzan. İltizam. İtikat. İtikat nereye ait? Dima ait. Yani burada katalizör ediyor. Yani kimyada kategoriliği yapıyor. İman zirvede. Bir altı itikat, bir altı küfür, inkar. Ha, bu itikat küfürden çıktı. İtikat etmiş ama henüz iman etmemiş. Ama biz şöyle diyoruz. Diyordum ben eskiden. İman etmiş ikinci kategori ama iman etmiş, iman ettiği gibi yaşamamış. Değil bu. Yaşantıdan bahsetmiyor. İtikat kategorisinde bu, birincisi iman kategorisinde. İman kategorisinde olmayan hepsi bunun dışındadır. İmanda değildir. Nereye koyarsan koy. İstersen kafire koy, istersen itikada koy. Ama imanda değil. O zaman Allah küfürle itikat arasında derece şey yapıyor. Evet iman değildir, itikattır ama kafir de değildir. Ne koyacağız? O zaman buna itikada hapsi ebedi, kafire de idame ebedi. Sistemini çalıştırıyor. Hapsi ebedi ne demek? Cehennem hapisi. Kafire idam ebedi Adem ile taziye edildi, cezalanacak. İdam ebedi Adem ile, idam. Adem idamdan. İkinciye idam ebedi demiyor, haps ebedi diyor. Yani tabirlerin içini doldurmadıkça dolduramazsın. Hasan abla gibi bir ayet de var değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyorlar. Ondan sonra ayet geliyor, onlar iman etmedi, itikat etti. Ha işte o ayeti koyduk. Ne suresiydi? Rahat suresi miydi? Fucurat suresi miydi ya? 70. ayet miydi? Nerede? Burada yazmışız onu. Bunu bu defterde ama şimdi konu değişeceği için girmeyeyim. Şöyle diyor.
İman ettik demeyiniz, itikat ettik deyiniz diyor. İtikat dima aittir. Eğer dimadaki kabulleniş, itikat imana dönüşürse iman olur. Dönüşmese itikattır. Ama Allah onu da çöpe atmıyor. Kafir kategorisine koymuyor. Kafir cehennem artı idam. İdamla, ademle cezalanacak. İtikat edip iman etmeni de hapsebedi cehennemle cezalanacak. Peki bunun dışa vuruşu nasıl insan bunu şey yapacak abi? Şöyle yapalım. İman eden iman ettiği gibi yaşar. İtikat eden dinle hiç yaşantısına alaka yok. Mesela sorduğun zaman ya kardeşim din var ama tabii canım var tabii ama Emir Dağ 203 işte şöyle diyor. Günah kebair işleyip istiğfar etmemek onda imanda hissesi olmadığına delildir. 83 işaretleyeceğiz. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleki haline getiren ibadetlerdir. 149 işaretleyeceğiz. Amelu, amel imandan bir cüz değildir ama amelsiz iman sağlam kalmıyor diyor. Dolayısıyla imanları var ama itikatları var. İmanları yok ama itikat olduğu için amel hiç yok. Yani ancak böyle ölümü akraba ölünce hatırlıyor. Falan ondan sonra bunu bak. Açma lan dur bakarız öteki. Bu olmuş. Oğlum deden ölmüş lan. Sonra bakarsın açın lan. Tamam mı? Biz bu iş yaparız. Şimdi olmaz lan. Böyle şey yap. Lan ayıptır. Almanya'dan geldik. Tamam baba. Bunlar nasılmış? Bakın adamın var. İtikadı var. İmanı yok. Çünkü insan yaşadığı bir şeye, sevdiği bir şeyi taklit eder. Mesela bak komünistler nasıl böyle olur? Sevdiği, iman ettiğine benzer. Büyüklerini ağzına sıkar. Öyle değil mi? Bak Yahudiler niye faulleri böyle incedir? Şöyle. Niye? Niye öyledir? Niye Yahudiler dua ederken bu semboldür, simgedir, şey deniliyor bir de felsefede bizde sembol simgedir. Yahudi. Ritüel mi abi? Ha ritüel. Allah razı olsun. Ritüel. Ritüeldir felsefede. Yani iman ettiğin kutsi şeylerin ritüellerini, davranışlarını, şekillerini, sembollerini kullanarak dua ve ibadet yaparsın. Mesela biz yağmur duası vafatta elimizi çeviririz. Arafa şeyde Safa ve Merve'de Resulullah şöyle yapmış. Koltuk altı gözüktüğünü sahibi söylüyor. Safa ve Merve'de duayı böyle yapmış. Yatarken şöyle birleştirerek yapmış Allah Resulü. Şöyle. Ne anlamı geliyor hocam? Onu yani sonra şey. Genelde kullanıyor. Evet sonra anlatırım. Bir mesele değil. Yatarken yapmış, okumuş. Felek nasfati. Evet. O zaman yapmış, yatak yapmış. Gündüz ise omuz seviyesinde, omuz genişliğinde kaldırmış. Yağmur duvasına çıktığı zaman elini çevirmiş. Bela ve afatta böyle yapmış. İsteyeciklerinde böyle yapmış. Arabada böyle öyle yapar zaten. Gel 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 gel. Hiç gördünüz mü? Gel 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 gel. Git 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 olur da böyle olur. Cehennemi istemiyorum. Deli bak. Cennet bak. Cenneti istiyorum. Cehennemi istemiyorum. İkisi de aynı. Cehennemi istemiyorum. Cenneti istiyor. Yani sözler. Bunlar bilerek şuurlu yapılır. Ama halk cehennemi de cenneti böyle ister. Ama bilenler afatlarda elini çevirir. Ama adam şuurlu yapar şunları bedduayı. Bu ritüeldir. Yahudi Yahudi Kabala ritüelidir. Kabala. Alma duvarın karşısında bile. Evet mesela Google evliyasına girin. Yahudilerin ritüelleri yaz veya Yahudi dua yaz. Yahudinin duasına bakın. Bedduasını da aynı yerde yapar. Aynı şey. Beddua, Yahudiler çok beddua eder. Çok ilginçtir. Yahudilerden ilk önce beddua ile başlar. Beddua duasından fazladır. Bizde pek alimlerimiz hiç kimseye beddua etmezler. Allah Resulü Hendek Savaşı'nda dişi kırıldığı halde Hazreti Ömer radıyallahu anh 5 tane namazımız kazaya kaldı beddua et. Lanet oku ya Resulallah dediği zaman ben bu ümmete lanet okumaya değil
rahmet okumaya geldim demiş. En zordun 5 tane namazı kazaya kalsa. Vallahi billahi ben olsam namazım kazaya kalsa nerede bir lanet varsa gönderirdim. Ama benim de sanırım cahil adam. Cahil adam, cahil adamın kullandığı silah bedduadır. Mesela köydeki kadınlara bakın. Kapının eşiğinde oturup da Allah belanı versin oğlum çocuğuna bile. Allah belanı versin diyorum. Lan başına taş yağsın. Heh, evine ateş yansın senin. Ayağısı kırılası. Bildin mi? Yani cahil ilk önce ağzından çıkan bedduadır. Ve Yahudiler en çok kullandıkları duadan fazla beddua vardır. Hocam yakın zamanda o bedduayı bilmiyordu. Hatırlıyor mu ama? Ama her şey konuşma. O da haklı da dayanamıyor. Sen de haklısın. Ne yapayım hocam? Onun tamam. Şimdi gözümün önüne geldi sen de. Tamam. Ama otomatikman olay bitti orada. Ama fren de bastı, bir el fren, el fren tutmuyorsun. Yabancı yok. Tamam. Otomatikman da yani tamam. Olay aydınlandı gözümde şimdi. Tamam. Müslüman uyanık olmalı. Evet. Ve bedduanın içerisinde beddua yok. Mesaj var. Subliminal, subliminal mesaj var. Kendi etbağına sihir var. Düşmanına karşı yöntem. Evlerine ateş bassın, evlerine hücum edin. Önleri kesilsin. Ey savcılar, mahkemeler açın, kapatın önünü. Sırayla. Evle, tabii şifre tabii. Evle, önleri kesilsin. İlk önce savcılar devreye girsin. Evlerine ateş bassın. Öldürebiliyorsanız öldürün veya evlerine hücum yapın. İçine, ailevi. Yani yakın içini. Evet. Çekmişseniz gizli kameraları çıkartın. Evet. Peki, kafirler aynada, ayna oraya okudum. Müslümanlar o güneşi görünce derler şu aynadaki. Bunun müstakil vücudu yok. Bu aynada tezahür etmiş diye tezahür etmiş diye aynaya itikat eder. Aynadaki güneş güneş midir? Semadakine iman denilir, aynadakine itikat denilir. Her itikat sahibi iman sahibi değildir. Ama her iman sahibi itikat sahibidir. Sonra bu itikattan gaybi olan, iman gaybı adır. Gaybi olan semadaki güneşi görünce bu itikattan der ki itikattan aynadaki bu gözüken güneş güneş değildir. Çünkü arkasında ayna var. Bu güneş değildir. Nedir bu? Semadaki güneş. Bu güne, bu aynadır. Bu güneş müstakil değildir. İtikat oldu. Onun da aslına baktı, kabul ederse iman oldu. O zaman güneşten aynaya o zaman güneşten aynaya itikat, aynadan semadaki gayb olan güneşe iman denilir. Yani şu güneş var ya aynadaki gözüken güneş. Aynı ilk gördüğümüz biz. İlk muhatap olduğumuz güneş, aynadaki güneş. O güneşten arkada ayna var demek itikattır. O ayna güneşe ayna olduğu için burada gözüküyor demek imandır. Gözüken güneşten aynaya itikattır, aynadan güneşe bakmak imandır. Kafirlerin itikadı olmadığı için imana geçemiyorlar. Kafirlerin itikadı da yok. İmana geçemiyorlar. Kafir aynayı kaplayan, aynayı örten şiddetli güneşi görüyor. O zaman her şey budur der. Bilmez ki bu gördüğü güneş, aynadaki güneş. Onu ayırt edemiyor. Evet, ayırt edemiyor. Yani, oradaki güneşte. Evet. Yani itikada geçememiş ki iman etsin. Yani şapa. Ayırt etse itikad edecek. İtikad edecek. İtikattan sonra imana geçmek kolay. Hatta aynadaki güneş de semadaki gayb olan güneşten eder sonra. İşte kafir gördüğü güneşi her şey zannedip hem aynayı hem de semadaki gayb olan güneşi inkar eder. Kafir ne yapar? Güneşi gördüğünden dolayı aynayı inkar ettiği gibi ayna inkar edince otomatik güneşi de inkar ediyor. İtikattı ayna, güneşti semadaki iman. Tamam mı abi? Kafir aynadaki gözüken güneşten aynayı görmediği için hakiki güneşi geçemedi.
aynadaki gözüken güneş de aynayı görseydi itikad edecekti. İtikad ettiği şeyin aslına baksaydı iman edecekti. Yani o zaman kafir, o zaman kafir iki şey inkar ediyor. Aynadaki gözüken güneşi görüyor, ona kanaat ediyor. Ayna inkar ediyor, semadaki güneşi inkar ediyor. Abi Risale burada işte bu üçünü gösteriyor. Evet, Ehl-i Sünnet üçünü gösteriyor. Aynı Risale'si sayesinde mesela. Bir de dördüncü bir vücut var diyor Üstad. Güneş, ayna, aynadaki güneş. Onu kağıda döksen, yazdırsan dört tane vücut var. Dört vücut. Semadaki güneş, ayna, aynadaki mumbasit güneş, tamam ve aynadaki güneş, ambasat, aynadaki mumbasit güneş, çıkan güneş, oradan da fotokopi makinesine veya işte çektik kağıda döksek, dört tane. Tamam mı? Bu noktadan kafirlerle vahdet-i vücutçular birbirine zahirde, şekilde benzerler. Biri mevcudat adına Allah'ı inkar eder, diğeri ise Allah adına mevcudatı inkar eder. Sistemin kendisi hamd ki kafir mümin fark etmeden herkeste çalışıyor sistem. Böbrek, karaciğer, dalak herkeste çalışıyor. Bu sistemi fark etmesi ise Allah Allah. Ne sistem ya? Şükür. Hamdi fark ettiğin anda hamdi, yani bu sisteme ben hiç müdahalem var mı? Bu yaratılırken benim elimde bir şey var mıydı? Bu sistem. Yok. Ama ne acayip bir sistem. Gözü yapmak yetmiyor. Gözü yapmak için güneşi de bilmek lazım. Akciğeri yapmak için havayı da bilmek lazım. Gözü yapmak için renk ve tonları ve kırma, eşyanın kırılma açısını bilmek lazım. Mideyi yapmak için bütün nimetleri bilmek lazım. Bu hamdi fark etti mi? Fark etmek şükürdür. Hamd fitri artık sistemin kendisi. Hamdi fark ettiğin anda şükürdesin. Efela yeşkurun. Çünkü şükür nimetten inamı hissetmekle, yani mün'imi tanımakla ve inamı düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatini, teveccühünü ve imanının devamını düşünmekle nimetten bin derece daha leziz manevi bir lezzet kapısını sana açar. Mektubat 225. Nimetten mülimi görmek. Ha. Nimetten mülimi görmek. Şükrün mikyası daha şöyle bitiyor. Şükür nedir? Şükrün mikyası. Şükür ehli misin değil misin? Biz öyle miyiz? Bir kanaattır. Allah'ın nimetini kanaat et. Yani niye bunlar olmuyor falan şöyledir böyle. Kanaat nedir? Ya müşteri için namazı terk etme. İşin için namazı terk etme. Kanaattır şükür mikyası. Bir, tencereyi getir, kanaatı koy. İki, iktisattır. Üç, rızadır. Dört, memnuniyettir. Koy karıştır, şükür. Şükürsüzlüğün mizanı ise, yani şükrü bozan. Şükürsüzlüğün mizanı, yani şükrü bozan maddeleri okuyorum. Hırstır. İsraftır. Sonra hürmetsizliktir. Sonra haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Yani ne bileyim, yani marketteki Aldi'ye gittiniz, Lidl'e girdiniz, çikolatayı rastgele aldın. Haram helal demeden rastgeleni yemektir. Peki yedik adam bir ikramı var, yoğurtun şu bu. Bu paraselam var ama. Tamam. Abi işte satın alıyorsun. Bu adamda ne alıyorsun ki hak olsun? Paranı veriyorsun. Ama hediye aldığın zaman o zaman para vermemiş oluyorsun. Haram helalı haram helal demeyip rastgeleni yersen şükürsüz de itilmiş olursun. Demek son iki cümlem, demek sistemin doğru işletilmesinden çıkan meyveleri dışa vuruşları, yani sistemin işlemesinden dışarı çıkan meyveler, gözükenler şükür. Fıtrat çalışıyor, herkeste, kafirde de fıtratın çalışması hamd. Bu sistemi fark etmek, kafir fark etmemiş, şükür yok kendi olsun. Farkındalık şükürdür, hamd değildir. Bu sistemi fark etmek ise
sistemin mahsulatı olur ki bu da şükürdür. Sistemin mahsulatı, hamdin mahsulatı şükürdür. Tamam abi. Ve ahir devahun elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı mahsulatı.